Esir değişmesi babı. Bir esiri verip Müslüman olan esiri almak caiz olur mu olmaz mı? Mesela Müslümanlar gavurlardan esir aldılar. O esirler de Müslüman oldular. O Müslüman olan esiri verip diğer Müslümanlar tarafından esir düşen adamı almak caiz olur mu olmaz mı? Mesele ihtilaflı olduğunda bunu da İmam-ı Tahavi burada beyan buyuruyor. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر الزهراني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة ابن لكوى عن أبيه إياس بابا سلمة بن لكوى عن رواية الذي قال سلمة بن لكوى بيردو لك نفلني أبو بكر هجة أبو بكر رضي الله عنه نفلدن بنا بيرجي بني مكتل امرأة بير قدمي min fezarete fezare kabilesinde. Eteytu biha, ben o kadını getirdim. Minel gareti garete. Yani düşmanı vurdum, talan ettim, o kadını getirdim. O da o kadını bana verdi. Fekadimtu biha, o kadından ben geldim. El Medine'te, Medine-i Nevere'ye geldim. Festevhebaha minni, benden hibe olarak talep etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bunu bana hibe etti dedi. Tefada biha, ben de ona verdim. Resulullah Efendimiz o kadını fidye olarak gönderdi. Tefada fidalaştı, değişti yani. Biha kadın da ünase minel müslimi, Müslümanlardan bir takım cemaati. Müslümanlardan esir düşmüştüler Mekkelilerin eline. Peygamber Efendimiz o kadını Mekke'ye gönderdi. Bir kadına iki Müslümanı esaretten kurtardı. Bunun vekanın aslı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhi, Peygamber Efendimiz bir müfrezeye kumandan tayin etti, bu Fizare kabilesine gönderdi. Hazreti Selamet ibn-i Lekve de ordudaydı. Orada geceliğin vurdular, kırdılar, talan ettiler, adamları öldürdüler, mallarını esir ettiler. Fakat Selam'e diyor ki Hazreti Selamet ibn-i Lekve, baktım ki bir takım cemaat dağa doğru kaçıyorlar. Kadınlar ve çocuklar o gâretten dışarıda kalmış, dağa doğru kaçıyorlar, dağda gizlenecekler. Eğer dağa varırlarsa bunları daha elde edemem diye Hazreti Selam'a attan daha fazla koşardı. Çok süratli giderdi diyor. Ben hemen koştum, tam baktım ki kavuşamayacağım. Onlar benden evvel dağa çıkacaklar. Ok attım. Attığı ok da hedef hemen isabet ederdi o hiç. Tam önlerine ok düşünce anladılar. Anladılar ki bu bizi vuracak, durdular diyor. Durunca onların hepsini önüme kattım, getirdim. Onların başında bir kadın var diyor. Üzerinde deri meri giymiş, eski meski bir şeyler giymiş. Bir yanında kızı var, Arap kızlarının en güzeli. Getirdim, Hazreti Ebu Bekir'e verdim. Hazreti Ebu Bekir de o kızı bana verdi. Nefelde. Ben onu getirdim, dedim ki bu kız çok güzel olduğundan bu eti bir para getirir. Ben bunu götüreyim, satayım. Getirdim pazara diyor. Resulullah Efendimiz onu gördü. Bana dedi ki, ya Seleme bunu bana hibe et. Bir dedim ki, ya Resulallah, ben bu kadın çok güzel, bunu da sevdim, bunu hibe etmek istemiyorum. Satıp bunun parasından istifade edeceğim. Bir şey demedi Resulullah Efendimiz. Ertesi gün geldi, gene ben pazara çıkarmışım. Ya Selim de bunu bana hibe et dedi. Peki ya Resulullah, sana hibe olsun. Ben bunun etekini de kaldırdığım yoktu. Yani ona hiçbir şey yapmadım. Tekarruf etmedim demek istedi. Bakire olarak kız duruyor. Peygamber Efendimiz onu ondan hibe olarak aldı. Mekkelilere gönderdi. Dedi ki işte ben bunu veriyorum. Siz de bizim iki eserimizi verin. İki eseri kurtarın. Şimdi bununla istidlal ediyorlarken bu caizdir. Esiri aldırmış olduğun esiri gönderirsin, diğer Müslüman esirlerini alırsın. İşte bak burada olmuş. Peygamber Efendimiz bir kadınla iki erkeği kurtarmış esaretleri. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ümeyr ibn-i Yunus kâle haddesene Ekrimetu ve zekere bi isnadî mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Ebu Bekret'e rivayet ediyor ve zâde. Ebu Bekir ziyade ile değil. Kânû üsârâ bi Mekke.
İki Müslüman esaretten kurtar Peygamber Efendimiz. Onlar nerede esir idiler? Kânû usâra esir idiler. Bir Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de. Bu kayıt ziyade var bu ikinci rivayette. Haddesena Yunus ibn Abdülâlâ kâle haddesena Süfyan an Eyyûb an Ebi Qilâbe an ammihi an İmran ibn Hüseyin enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz fâdâ bir racülin minel adû düşmandan bir adamı gönderdi fide olarak onunla değişti racüleyni minel müslimin Müslümanlardan iki adam mukabilinde verdi onu fide olarak aldı. Şimdi yukarıki rivayette kadın dedi. Burada da rejil dedi. Acaba adam kadınla erkeği tefrik etmemiş o manaya mı? Yoksa bu da başka bir vaka mı? Onu beyan etmiyor. Yalnız rivayet ediyor ki Resulullah Efendimiz esir düşen bir kafiri verdi. İki tane Müslümanı kurtardı. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Müseddet kâle haddesena İsmail ibn İbrahim kâle akberena Ebu Avane عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن إمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم إمران بن حسين diyorlar ki Peygamber Efendimiz فدى رجلين من المسلمين iki Müslümanı Müslümanlardan iki adamı aldı bir رجل من المشركين müşriklerden bir adamla o müşriklerden olan adam da kimdi? Min Beni Ukeyl Beni Ukeyl'den Taif tarafında yaşayan büyük bir kabiledir. Beni Ukeyl'den bir adam esir almışlar. Onu Peygamber Efendimiz gönderdi. İki Müslümanı esaretten kurtardı. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseymi kâle akberena Mücalit kâle akberena Ebul Vidak Cebr ibn Nuh an Ebi Sa'idin el-Kudri kâle Ebu Sa'idin el-Kudri buyurdular ki Ashabına Sibiyanen, Sabiyen demiş, Sibiyanen olacak. Biz başka bir şey de olur. Sabiyetünün cem'i Sabaya da geliyor. Bu mühendis geldiğine göre Sabaya. Bu iki tenvin yanlış. Sabaya yakın. O sonuna bir ya yazı. Sabaya. O evvelki yayı hasfedin. Sabaya. Evet. Biz harp ettik diyor. Esir kız çocukları aldık. Sabaya dedik o. Kız çocuklarını esir aldık. Fe'eredina biz murad ettik. Nüfadi bihinne. Biz o kız çocuklarını fidye olarak verelim. Evet. Müslümanlardan alalım yahut da onların parasını alalım. Yani fidyeye keserim onları. فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e sorduk ki ya Resulullah bu kız çocuklarını biz sahiplerine versek de bunlar karşılığında fidye para alsak olur mu? فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهُ Biz dedik ki ya Resulullah اَرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْاَمَرُ Bir adamın bir cariyesi olur. فَيُصِيبُ مِنْهَا Ona tekarrub eder, isabet eder. فَيَعْزِلُ عَنْهَا Ondan da azleder. Yani meni rahmine bıraktırmaz. وَخَافَتَ اَنْ تَعْلِكَ مِنْهُ Bu cariye ondan çocuk alır. Rahminde çocuk olduğu gibi cariyenin kıymeti düşer. Onun için azlediyoruz. Bu olur mu olmaz mı? فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdu ki اِفْعَلُوا مَا بَدَالَكُمْ Siz hanginiz size hoş geliyorsa onu yapın. فَمَا يُقُدَى وَالْبِشَيْ ki gaza edildi. Kaderde oldu. Min emrin bir emirden ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu tekbir buyurmuş oldu. Yekûnü bu yekûn değil. Yekûnü onu da tasaydı. Bu olur. Fema ol bir şey ki yukda gaza olundu. Min emrin bir emirden yekûnü olur. Çünkü burada cezmedecek bir şey yok. Yukarıda bir harf işaret bir şey yok ki cezmede. Yekûnü. وَاِنْ كَرِحْتُمْ İsterse, hoşunuza gitmese bile istediğiniz, yani siz istediğinizi yapın. Fakat mukadder ise, o cariyeden bir çocuk doğacağı olsa, siz hoş görmeseniz bile, Cenab-ı Hak illa onu meydana getirir. Sen azdetsen bile bakarsan ki azdedemedin,
Yani o rahme neyine gider, ondan bir çocuk olur. Yani mukadderat-ı ilahiye neyse yerini bulur. Siz ister hasedin, ister ikliğin buyurun. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahav buyurdular ki, فَزَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahip oldular ki, اِلَا اَنَّهُ لَا بَاسَ Şuna zahip oldular ki, beis yoktur. اَنْ يُفْدَى Evet, fida oluna, مَا فِيَيْدِ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerin elinde olan esirler, min usrul muslimin Müslümanların esirlerinden müşriklerin elinde olan esirler fidye olunalar neyle bimen bir kimseyle ki kad melikehu ona malik oldu el muslimun Müslümanlar min ehli'l harbi ehli hattel aldılar minir ricali ve nisa ister erkek ister kadın olsun Müslümanlar kafirlerden almış olduğu esirleri verir Müslüman esirleri almakta beis yoktur buyurdu. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذ۪ي الْاَسَارِ İşte bu eserlerle de ihticat ettiler ki işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. وَمِمَّنْ ذَهَبَ اِلٰى هَذَا الْقَوْلِ Bu kavle sahip olanlardandır Ebu Yusuf'a rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Yusuf buna sahip olmuştur. Bir esiri verirsen, Müslüman esiri kurtarırsan. O almış olduğu nesil, isterse Müslüman olsun, isterse kendi dininde Hristiyan olarak kalsın. Verip de alması caizdir. İmam Ebu Yusuf'un içtihadi bu. Ve kerihe aharul. Fakat başkaları bunu hoş görmediler, kerih gördüler. Neyi kerih gördüler? En yufada fidye oluna bimen kad veka'a milkül müslimin alim. Müslümanların milki kendisi üzerine vakı olmuş, Müslümanların eline geçmiş, Müslümanların milki olmuş bir esiri kafirlere iade etmeyi kerih gördüler. Bu olmaz. Madem Müslümanların eline geçmiştir, burada tekrar gerisini geri vermek caiz değildir dediler. Niçin? لَاَنَّهُ قَدْ سَارَتْ لَهُ Bu adam için oldu. Zimmetün zimmet oldu. بِمِلْكِ الْمُسْلِم۪ينَ اِيَّهُ Müslümanlar ona malik olmakla o zimmilerden oldu. فَمَكْرُوهُنْ Mekruhdur. اَنْ يُرَدَّ O ehli zimmetten olan reddedile harbiyen harbi olarak. Tekrar Darül Harbe gönderip de onu harbi yapmak, bu mekruhtur. بَعَدَ اَنْ كَانَ زِمَّةً Zimmet olduktan sonra. Madem zimmet olmuştur, şimdi mesela Müslümanların içinde duran Hristiyanlar var, Yahudiler var. Bunları çıkaralım da kafirlere, ehli harbe verelim, gönderelim, bu caiz değildir. O esir aldıkları da Müslümanların esiri oldu, Müslümanların mülkü oldu, bu ehli zimmet oldu. Ehli zimmeti tekrar Darül Harbe göndermek mekruhtur. İmam Ebu Yusuf diyor ki, hayır biz öteki Müslümanları kurtaracağız, onu vereceğiz, öteki Müslümanları alacağız, caizdir. İmam-ı Azam'ın işte bu üçüncü kavli, İmam-ı Hanife'nin kavli diyor ki, bu caiz değildir. Ve kalu, bu ikinci nesebe kavli zahip olanlar dediler ki, اِنَّمَا كَانَ الْفِدَعُ الْمَسْكُورُ فِي هَذِي الْاَسَرِ Bizim okuduğumuz o hadislerde Peygamber Efendimiz bir adam verdi, iki adam aldı, bir kadın verdi, iki adam aldı. Bu oldu. Ne vakitte oldu? Fi vaktin kâne lâ bâsen yufâda fîhî. Bir vakitte oldu ki fidye verilmekte beis yoktu. Bimen esleme min ehlil harbi. Ehli harpten Müslüman alınmış, Müslüman olmuş bir adamı fidye vermekte beis yoktu. Feyeruddu ilel müşrikîn. O Müslüman olanları müşriklere reddedeler. Ne üzerine, ne şart ile? Ala en yeruddu ilel müslimin. Müslümanlara onlar da reddediler. Kimi? Men bir takım kimseleri ki eseru kafirler. Esir aldılar minin Müslümanlardan. Evet. İslamiyetin evvelinde bu vardı dediler. Kafir esir almış oldukları kafirleri verir. Müslüman esirlerini alırdılar. Peygamber Efendimiz o vakitte bunu yaptı. O İslamiyetin evvelindeydi. Fakat o vakitin teddil olundu. Cema salihâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nitekim Peygamber Efendimiz sülh etti. Ehl-i Mekke'de, Ehl-i Mekke'ye, Hudeybiye'de sülh yazdılar ya, o sülhte Peygamber Efendimiz kabul etti. Alâ en yerudde ileyhim. Onlara reddede. Men ca ileyhimin. Onlardan birisi Resulullah Efendimiz'e gelirse reddetmeyi kabul etti. Ve inkâne müslümen. İsterse gelin müslüm olsun. Reddedeceğiz. Onlar dediler ki, kafirlerden birisi Müslümanların içine kaçar giderse Müslümanlar onu gerisin geri verecek.
Müslüman olmuş gitmiş, gene verecek. Ama Müslümanlardan birisi Kureyş'in içine kaçar giderse vermeyecek. İşte bu şartta da Hazreti Ömer razı olmadı. Ya Resulallah, sen bunu nasıl kabul ediyorsun, bu bizim şey aleyhimizde oldu. Bu muahedeyi bittiler, ittifak ettiler. Amr ibn-i Süheyl onu imza etmişti, Kureyş'in vekili oldu. Bir de baktılar ki Amr ibn-i Süheyl'in oğlu zincirleri bağlı, öyle zincirleri çekerek kaçtı geldi. Müslüman olmuştu, babası onu bağlamıştı. Zincirlerinin, mencirlerinin geldi. Muahede mucebince bunu tekrar Kureyş'e verecekler. Amr ibn-i Süheyl dedi ki, daha muahedeyi yeni imza ettim. Bu benim oğlumdur, bana vereceksiniz dedi. Müslümanlar razı olmadılar. Bu adam Müslüman olarak geldi. Sen buna götürüp ezerci yapay edeceksin, vermeyiz dediler. O dedi ki, ya Muhammed, şimdi muahede yaptık, muahedeyi şimdi de mi bozacaksın dedi. Resulullah Efendimiz dedi ki, biz muahedeye tamam edeceğiz. Ona dedi ki, sen git. Biz şimdi muahede mucebince sana sahip olamayacağız. İnşallah Allah-u Teala seni de bir kapı açar dedi. Bu sefer Amr ibn-i Süheyl başını saçlarından tuttu, çekerek, ezgeti ederek götürdü. Hazreti Ömer çileden çıktı. Nasıl olur bu ya Resulullah? En evvela gitti Hazreti Ebu Bekir'e dedi ki, bizim dinimiz hak mı değil mi? Hak. Bunların dini batıl değil mi? Batıl. Ne diye bu zilleti kabul ediyoruz? Bize Müslüman gelmiş de Müslüman dursun, kafire versin. O da götürsün, eziyet etsin. Madem dinimiz haklı, haktır da, niçin bu zillete düşüyoruz? Hazreti Ebu Bekir dedi ki, ben bilirim Hazreti Peygamber, Hazreti Muhammed Peygamberdir. Bunu bilirim dedi. Başka siyasetine karşı olduğu. Sağa gitti, sola gitti, gitti. Ya Resulallah dedi, bizim dinimiz hak mı değil mi? Hak. Kafirlerin dini batıl mı? Değil mi? Batıl. Niye diye bizim bu onların dini batıl, bizim hak olduğu halde bu zillete düşüyoruz. Bize gelen Müslümanları ona veriyoruz. Olmaz bu dedi. Peygamber Efendimiz bir sıkıştırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e ne cevap verdi? Dedi ki, ya Ömer dedi, ben her ne işi yaparsam Allah'ın emriyle yaparım. Allah beni zayi etmez. Böyle cevap verdi. İnnallâhe lâ yudayyi'u. Ben Allah'ın emriyle yapıyorum, Allah beni zayi etmez. Evet, bu aleyhde, hakikaten aleyhde. Peygamber Efendimiz de biliyor aleyhde. Fakat Peygamber Efendimiz dedi ki, bu Hudeybiye'de bir harp olmasın. Kureyş ne isterse, ne taviz isterse veririm, ter arada kital olmasın dedi. Onun için o tavizleri verdi. Hazreti Ömer de böyle Peygamber Efendimiz'i çok şiddetli sıkıştırdı. Peygamber Efendimiz de böyle dedi. Hazreti Ömer ufuk diye, ufuk diye gitti ama hiç Hazreti Ömer gayzini yenemiyor. Nasıl olur? Bozacak. Peygamber Efendimiz'den ufazır bir şey olsa bozup tekrar örücüye kadar çarpışacak. Yolda gelirken Cibril Aleyhisselam vahiy getirdi. İnna fetehnâ leke fethem mübînâ. Bunları getirdi, Peygamber Efendimiz çağırdı. Ya Ömer, bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnna fetehnâ leke fethem mübînâ. Cenab-ı Hak bize fütuhat verdi. Ya Resulallah, feteh de bu mu? Aleyhimize mukavereyi yazdık, imza ettik, feteh de bu mu dedi? Allah! Neresi feteh dedi? Ne feteh ne de hiçbir şey dedi, kabul etmedi. Fakat Allah emrediyor Peygamber, şimdi mazide ne olacağını kimse bilmiyor. Tabi Resulullah Efendimiz'e de Cenab-ı Hak bildirmedi ki bu feteh nedir? Cenab-ı Hak müjdeyi veriyor ama geleceği Allah biliyor. Peygamber Efendimiz'e de bildirmedi. İleride nasıl olacak ki Peygamber Efendimiz bilsin de Ömer'i ikna etsin. Yalnız Cenab-ı Hak dedi ki, ben size feteh verdim. Bu feteh nasılmış? Zaman geçti, feteh meydana geldi. Şimdi muahede mucebince Müslümanlar serbest Mekke'ye gidecek. Müşrikler serbest Medine'ye gelecek. Muahede mucebince sürp var. Ha, Kureyş'ten geliyorlar, alışveriş, kendi akrabaları vesaireyi görüyorlar. Müslümanlardan da oturun, lavurda otur bak. Geçin orada otura. Oturma, ortada oturma, ayıptır. Küçükler de kenara çekilir. Çekil, çekil. Dedi ki, gidip gelince Müslümanlığın iyiliğini anladılar. Ha, Müslümanların iyiliği bu. Bu din hak dindir dediler. Kureyş mani olurdu, diğer Arap kabilelerini Müslümanlara ittisal etmekten men ederdiler. Şimdi serbest oldu. Kabileler serbest geliyorlar, Bedeviler, Araplar geliyorlar, Müslümanları görüyorlar, tertemiz, abdest alıyorlar, oruç tutuyorlar, yalan yok, rakı yok, hırsızlık yok, birbirlerine gayet bağlı. Ne güzel dindir, başladılar.
fevç fevç Müslüman olmaya senetül vüfud. İşte o sene vüfud senesi denildi ki her gün bir kabilenin vefti gelirler. İslamiyet'i alır giderler her sene. Oho, az zaman zarfında bütün Araplar İslamiyet'i kabul etti. İşte bak, fütuhat buradan geldi, bunun hiç kimse farkında değil. Ondan sonra Huza'a kabilesi ile Beni Bekir kabilesi, ikisi birbirlerine düşman idiler. Huza'a kabilesi Peygamber Efendimiz'in emanında, Beni Bekir kabilesi de Kureyş'in emanında, onların halifiydiler. Beni Bekir geceliğin geldi, Huza'a kabilesini vurdu. Onlar namaz kılarken, gece uykudayken bastılar, vurdular, kırdılar, çoluk çocuklarını esir ettiler, çıktı getirdiler. Huza'a kabilesinden adamlar geldi Resulullah Efendimiz'e, güzel şiirlerle kendilerinin zulmünü anlattılar. Ya Resulallah, sen bizim babamızsan, biz senin hilfinde emanında kaldık. Bunlar geceliğin geldi, bizi vurdular, kırdılar. Bunlar Kureyş'in halifi, muahedeyi bozdular, bize yardım etmeyecek misin? Size yardım edeceğim dedi. Size verdiğim emir yolları kesin, hiçbir kimse sağa sola gitmeyecek. Ne oradan bu yana adam bırakır, ne buradan o yana adam bırakır. Yolları kesin ki Mekkeliler haber almasın. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir de uzun uza diye baş başa verdi, konuştu. Ondan sonra Hazreti Ömer'le de uzun uza diye baş başa konuştu ama ne konuştuğunu kimse bilmiyor. Uzun uza diye konuştular. Ondan sonra emretti ki bütün Bedevilere, Arap kabilelerine yazın, Müslüman olanlar toplansınlar. Toplandılar Mekke'ye ordu. 10 bin kişi, laf değil bu. 10-12 bin kişi arasında bir ordu tedarik oldu. Mekkelilerin hiç haberi yok. Çünkü Beni Kusa'a kabilesi yolları tutmuş, kesmiş. İşte hatta bunlar hep siyasettir, bunlar olacak. Yani düşmana sır verilmeyecek. O arada Belta'a, Ebu Belta'a mıydı? Hatip İbn Ebu Belta, Hazreti Hatip Eshab-ı Bedir'den bir mektup yazdı. Bir kadına verdi ki bunu acele Mekkelilere götür. O mektupta da yazdı ki Resulullah Efendimiz üzerinize büyük bir orduyla geliyor. Evet. O kadar. Cibril Aleyhisselam geldi, haber verdi. Ya Muhammed dedi, senin sırrını ifşa eden bir mektup ve Hatip İbn Belta tarafından kadına verilmiştir. Kadın ürünleri arasında saklamıştır. Adamları gönder, mektubu al, haber gitmesin Kureyş'e. Peygamber Efendimiz hemen Hazreti Ali'nin başka birisini yolladılar, gittiler. Kadını aradı, taradılar, mektup yok. Nihayet kadına eziyet ettiler, çıkar mektubu. Kadın saçlarının arasından çıkardı. Baktılar ki imza Hatip İbn Ebu Belta. Gerçekten Resulullah Efendimiz'e verdiler. Hazreti Ömer nasıl bunu duyduysa, eyvah, bu münafık içerimizde yaşıyormuş. Hemen ya Resulallah emret, bu münafıkın boynunu vurayım dedi. Nasıl bizim sırrımızı Kureyş'e verir bu dedi. Ölücü çekti, yerine gınına sığmıyor Hazreti Ömer. Peygamber Efendimiz dedi ki, ya Ömer, bu Bedir'de hazır oldu mu olmadı mı? Oldu. Bedir'de hazır olanların geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş. Bunun bu yaptığı günahı Cenab-ı Hak o zaman affetmiş. Eshab-ı Bedir'i ne zannettin dedi, nasıl öldürürsen sen dedi. Dedi münafık dedi, yok münafık değil. Sordu, ya Hatip niye bunu yaptı? Resulullah'ın sırrını ifşa etmek haram değil mi? Dedi, ya Resulullah biliyorum haram. Ve bunu da hıyanet yaparak değil. Kalbimde de nifak olduğundan dolayı değil. Ben Mekkeli değilim. Çoluk çocuğum Mekke'de, benim akraba teallukatım yok. Ben buraya hicret ettim, onlar orada sahipsiz kaldılar. Bu kadar bir iyilik onlara yapayım da benim çoluk çocuğuma dokunmasınlar. Bunun için yaptım. Ha, oğlum bu bize bak bu haber verdi ya, hiç olmazsa bunun çocuğunu kesmeyelim diye bunun için yapayım. Yoksa ben elhamdülillah kalbimde zerre kadar şeklini bak yok. Halbuki günahı da affedilmiş. Peygamber Efendimiz öyle bıraktı. Ondan sonra haber de gidemedi. Peygamber Efendimiz ta bu şimdiki şey var ya, Vadi-i Fatma'nın hemen bu şey Hazreti Ayşe'nin mescidi var ya, daha oraya yaklaştı. Mekkelilerin haberi yok. Fakat Mekkeliler 10 gün oldu, gelen yok, giden yok, ya niçin yolcu yok, gelen yok. Kimse, haber nedir, niçin yolcu kesildi, bedevi gelmez, kimse yok. Ebu Süfyan vakıf reisleri, Ebu Süfyan dedi ki ben bir çıkayım da bakayım neyin nesi, bir iki adamından çıktılar. Peygamber Efendimiz de emretti o gece, herkes bir ateş yakacak, 10 bin ateş yakıldı. Karşıdan gece vakti baktı ki,
o kadar ateş var ki, düşündü ki her ateşin yanında 10 adam olsa, 10 bin adam, 10 bin ateşin yanında 100 bin adam var. Öyle ya, hoş bir adam kendi başına bir ateş yakmaz ya, 10 kişi toplanır bir ateş yapar. Bu kadar askerinden gelmiş, acaba bu kim, bu nereden gelmiş, kim olan? Orada 100 bin kişilik ordu nereden olur? Bak Peygamber Efendimiz 10 bin kişiyi 100 bin kişi gösterdi. Onun üzerine biraz daha yakına varınca, o gece de Hazreti Abbas nöbetçiydi, geziyordu. Hazreti Abbas bir de baktı ki, Ebu Süfyan oralarda tecessüs ediyor, hemen yakaladı. Ebu Süfyan ne geziyordu? Ne bu dedi ya Abbas? Dedi ki, Resulullah geliyor dedi. Gördün ya bu orduyu, bu Mekke'ye geliyor. Ne kadar bu adam, nereden toplamış bunu? Şaşırdı kaldı. Şaşırdı kaldı. Dedi ki, ileri geri yok, şimdi Müslümanlar sezerlerse seni hemen paramparça ederler. Kimsenin haberi olmadan, gel benim terkime bin, seni götüreyim de Müslüman ol. Hazreti Abbas'ın kesti de, o Mekke'nin reisi Müslüman olursa, Mekkeliler Müslüman olur, harp olmaz. Kan dökülmez. Kan dökülmez, hem de bir adam kazanmış olur Ebu Süfyan. Ebu Talip'ten sonra Mekkelilerin reisi o. Nüfuzlu. Onun üzerine, o kaçmak istedi, yok dedi. O yani bu yani, dedi başka çare yok Müslüman olmazsan, yoksa sen gidersin dedi. Onun zorunu ata bindirdi. Şimdi gelirken kabileler bakıyor ki yabancı bir adam geçiyor. Kim o? Min o? Min o? Emmi Resulullah, Emmi Resulillah, Abbas. Abbas, Emmi Resulillah. Hazreti Abbas da yeni Müslüman olmuş, Müslümanlar tanımıyor. Hicret etmiş giderken yolda rastladı. Müslümanlar Hazreti Abbas'ı görmemişler. Ve ekserisi Müslüman olduğunu da bilmiyorlar. Yalnız düldüle binmişti. Düldülü görünce Resulullah'ın düldülü bu. Düldül bir katırdır. Mısır'dan hediye gelmiştiler. Beyaz bir katır. Ha da düldür, bu da Peygamber Efendimiz'in emmisiymiş. Kimse bir şey demiyor. Bilseler Ebu Süfyan orada parçalayacaklar. Götürdü, Resulullah Efendimiz'in huzuruna girecek. Ömer tesadüf etti, kılıcı çekti ya. Aduvullah'ı sen buraya getiriyorsun dedi, dur bunun işini göreyim dedi. Yani, yok Abbas dedi ki, benim şeyimde, zimmetimdedir dedi. Yok öldüreceğim, yok öldüremezsen öldüreceğim. Resulullah Efendimiz şamatayına nedir o? Hazreti Abbas dedi ki, ya Resulallah ben Ebu Süfyan'ı yakaladım, Müslüman olmaya getirdim, Ömer öldürmek istiyor. Ki Ömer bırak içeri gelsin dedi. Çünkü Müslümanlara çok eziyet etti. Hatta o kadar adamın öldürülmesine Ebu Süfyan sebep oldu. Neyse içeri girdiler. Hazreti Ömer elinde kılıç bekliyor, ya Resulallah bunu öldürecek. Hazreti Abbas, ya Resulallah bu Müslüman olursa, Mekkeliler Müslüman olur, Mekke'dekiler hep bizim akraba, teallukatımız, gidip de onları mı öldürelim? Bu Müslüman olursa onlar da Müslüman olur. Ebu Süfyan ise bir türlü Müslüman olmuyor. Ya Ebu Süfyan'a ya Müslüman ol, zor şer ağzından bir la ilahe illallah çıkardılar. Muhammedur Resulullah gene diyemiyor. Ya Muhammedur Resulullah demezsen ise kellen gider. Ömer kapıda bekliyor, ya Resulallah izin ver şu aduvullahın başını keseyim, ya Resulallah fırsat elde. Zor şer baktı ki Ömer benim başımı kesecek. Kerhen Muhammedur Resulullah dedi. Kerhen. Yani Ömer'in kılıcından korktu. Bu sefer de Hazreti Ömer'e dediler ki bitti. Daha sen bu adama bir şey diyemezsin. Müslüman oldu. La havle ve la kuvveti illa billah. Olmayacaktı. Biz bunun başını kesecektik diyecek. Fakat Peygamber Efendimiz siyasi hakim. Yani Peygamber Efendimiz'in merhamet, şefkatini düşünse kimselerde yok. Düşün ki ashabı arasında olacak fitneleri bildi. Şu kalkıp şunu öldürecek, şu şunu öldürecek, bu bunu öldürecek, hepsi ashabi. Hiçbirisine eşki yüz göstermedi, sen bu kötülüğü yapacaksan da demedi. Çünkü وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Alemlere rahmet. Ashab arasında dedikodu olacak, birbirleriyle harp edecekler, vuracaklar, öldürecekler. Fakat Resulullah Efendimiz'in camiası o kadar geniş ki, onların arasındaki ihtilaf arada basit olup gidiyor. Neye benzer? 5-10 taraftan nehirler denize akıp geliyor. Kimisi temiz geliyor, kimisi mırdar geliyor, kimisi başka renkte geliyor. Deniz hepsini topluyor, hepsini yutuyor, gidiyor. Hazmediyor. Hazmediyor, hiçbir şey belli olmuyor. Resulullah Efendimiz'in ahlakı o kadar büyük bir ahlak ki ve inneke le ala hulukun azim, Allah-u Teala buyuruyor. Öyle bir ahlak hiçbir kimsede olmaz ki. Onun için ulema diyor ki bütün peygamberlerin ahlakını topla, diğer beşeri bırak da Resulullah Efendimiz hepsini cami ediyor. Onun için bu işten kimse ölmesin. Resulullah Efendimiz'in maksadı bu. Yalnız
10-12 kişi Resulullah Efendimiz'e çok eziyet ettiklerinden onların isimlerini verdi. Bunları öldürün. Kayınvalidesi Hint. Hint onun kayınvalidesi değil mi? Hazreti Hafsa'nın anası. Nerede görürsünüz öldürün. Çünkü Hazreti Hamza'nın göğsünü yerde ciğerlerini yedi. Vahşi'yi nerede görürsünüz öldürün. Çünkü Hazreti Hamza'yı o şehit etti. Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi nerede görürsünüz öldürün. Çünkü Ebu Cehil'den sonra Resulullah Efendimiz'e en ziyade şiddet adaveti olan oydu. Kendi amucesi oğlu Haris'in oğlu Ebu Süfyan Peygamber Efendimiz'i hicv ederdi kasidelerine. Nerede görürsünüzse öldürün. Bunları böyle birçok adamlar, bunların isimleri var, emrettiği. Fakat Ebu Süfyan'ın böyle bu şekilde Müslüman olması Resulullah Efendimiz'i sevindirdiği. Niye? Bu adam Müslüman olursa gider, Mekkeliler de Müslüman olurlar da giriş girmez. Yoksa 10.000 adam Mekke'ye girse, onları da karşı koysalar, ne çocuk bırakırlar, ne kadın, hepsini kılıçtan geçirirler. Halbuki Mekke'nin içinde kadınlardan, çocuklardan da Müslüman dolu. Hicret edememişler. Hazreti Abbas'ın ailesi, daha bunun gibi. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin ailesi, Ümmü Hakim, bunlar hep Müslüman. Olası dedi ki, Ebu Süfyan'ı götür. Şu boğazda durdur, yarın ordular geçerken askerler gördün. Götürdü, orada durdurdu, orada geçiş geliyor. Her kabile bayrağıyla beraber, reisiyle beraber geliyor. Bu hangi kabile filan geliyor? Dün bu kabile Müslüman mı olmuş? 500 kişi o kabileden, Türk silah. Kaç kişi? 1000 kişi. Nereden topluyor? Öteki geliyor. Bir de baktı ki büyük bir kalabalık geliyor. Peygamber Efendimiz'in etrafını sarmış muhacirin ve ansar. O kabileler deyip büyük bir kütle geliyor. Dedi bu kim? Dedi işte muhacirin ve ansar. Dedi ki ya Abbas, senin bu kardeşin oğlu ne azim bir melik olmuş. Her melik bu kadar olmasın. Ne meliki ya dedi, Resulullah desene ne? Gene hala sen kanaat etmedin mi peygamber olduğuna? Vallahi bir yolu kanaat getiremedim demiş. Allah. Evet, kılıcın korkusundan ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedim ama kalbim başka şeyler konuşuyor. Dedi ki ya Abbas, bu şaka değil. Bu ordu Mekke'ye girerse bütün çoluğu çocuğu keser, mesulü de sen olursun. Sen hakiki iman et, git Mekke ehli Mekke'yi kurtar demiş dedi. Ondan sonra geldi, ya Resulallah ben Ebu Süfyan Müslüman oldu, göndereceğim. Yalnız sen biliyorsun, bu adam fehri sever, iftihar etmeyi sever. Sen buna bir taviz ver de onunla iftihar etsin. O vakitte dedi ki, her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emindir, bana dokunulmaz. Büyük bir şeref ona. Her kim Harem-i Şerif'e girerse emindir, öldürülmez. Her kim evine girer, kapıyı kilitlerse o da emindir. Bunun haricinde çarşıya çıkmış, pazara çıkmış, geziyor, vurun öldürün. Karşı koysun koymasın, çarşıda pazarda gezin öldürün. Hani şimdi ne diyorlar ona? Sıkı yönetme. Onu evinde, ya haremde, ya Ebu Süfyan evinde. Ebu Süfyan geldi, Mekkeliler ne haber dedi ki sormayın. Böyle bir ordu geliyor ki, 100.000 kişi ben tahmin ettim diyor. Bunun karşısında kimse duramaz. Ne olacak? Vallahi dedi, ben getirdiğim selahiyet, benim evimde duran emindir. Harem-i Şerif'te duran emindir. Kapısını kilitleyen, içeride oturan emindir. Şimdi kalk, diyor. O bir şey elini aldı, Ebu Süfyan'ın başından aşağı yapıştırmaya başladı. Utanmıyorsun, rezil herif, gittin, başımıza belayı getirdin. Bir de bir evde oturun, toplasana Mekke'yi, her 5 sene kadınlar gibi gelmiş şey, oturun da karşı gelin. Dedi ki, ben bildiğim bu, istersiz diye çıkın, hadi dedi. Bunu 100.000 kişi ben tahmin ettim, kimse buna karşı koyamaz. Ondan sonra aşağı yukarı düştüler, ne yapalım, ne edelim. Müsfele tarafında, İkrime Hazreti kim o Müslüman değil ya, o bir takım adamları topladı, dedi ki biz her gidelim. Ötekiler anladılar, zaten ekser ise akraba teallukat. Müslüman olanlar da var. Peygamber Efendimiz iki yerden, kendisi Cennetül Mealla tarafından, Hazreti Halid'i de Müsfele tarafından gönderdi. Karşı gelen olursa vuruyorsa vurma. Hazreti Halid geldi ki o arada toplanmışlar, gençler silahları almışlar, herbe hazır. Hazreti o vakit onları görünce hemen kendisi de süvarileri saf herbe koydu. Dedi ki hemen bir hücum edin, bunları temizleyin. Ve bir hücumda onların hepsini darmadağın ettiler. İkrim'i oradan tabana şirar başlık ettiği mesele bozuldu. Şimdi bu surette geldi, girdiler.
Evet, mesele budur. Tabi bu şimdi her gün başından sonuna kadar tefsilatını söyleyecek değiliz de. Evet. Şeyin oğlu ne oldu zincirlerle gelen? O oradan kaçtı sonra. İşte o kaçtı, o mesele başka yani. He, ondan mesele geldi de onu teslim ettiler. Yani Fütuhat bak böyle başladı, Mekke fetholdu, az bir adam öldü. Ondan sonra o vahşi kaçtı, Taif'e gitti. Taif'in vefti gelirken eğer Resulullah kabul ederse iman ederim dedi, affu uğradı. Hindi kendisini gizledi. Kadınlar gelip biat ederken o da geldi biat etti. Bu sefer de Peygamber Efendimiz onlara bazı nesetleri derken o sertler cevap verdi, anladı. Yoksa sen Hindi misin dedi. Ben Hindim dedi. Fakat Müslüman oldum da ya Resulullah beni öldüremesin dedi. Şimdi Peygamber Efendimiz Safa'da bir kap getirdi, elini suya soktu. Çıkar dedi ki kadınlar ellerini bu suya kim sokarsa beni biat etmiş olur. Bak bunda da Resulullah Efendimizin ümmetine talimi var. Hiçbir erkek yabancı bir kadında müsafaha edemez. Resulullah bütün milletin babası olduğu halde, peygamber olduğu halde bir kadının yabancı kadının elini tutmamıştır. Ve biat de böyle yapmıştır. Elini suya sokmuş, kadınlar da sıralayın geldiler, ellerini soktular, durdular. Kelime-i şehadeti getirdiler, başlarında Hint. Hint de kendisini gizlemiş, kimse tanımasın, çünkü kimse tanımış, öldürecek. Ondan sonra Peygamber Efendimiz, zina etmeyin dedi. Hint dedi ki, hürre olan bir kadın zina eder mi? O cariyeler işte, biz hürreyiz. Dedi ki, çocuklarınızı öldürürdüler ya, fakirlikten dolayı 3-4 yaşına girdim, götürüldüğü gibi toprağa gömerdiler, mev'ude. Bunu da yapmayın. Dedi ki, ya Resulallah biz çocuklarımızı büyüttük, sen Bedir'de öldürdün dedi. Dedi ki, kocalarınızın malına hıyanet etmeyin, onlardan habersiz para almayın. Vakit dedi ki, ya Resulallah dedi, benim kocam Ebu Süfyan çok bekildir. Çoluk çocuğun rızkını tam temin etmez. Ben gizli onun parasından çoluk çocuğun rızkını alıp verebilir miyim? Sen Hint misin dedi. Ben Hint'im ama Müslüman oldum dedi. Bitti. Sen benim demin verdin. Müslüman olmuş. Şimdi Resulullah'ın ahlakına bak. Başka kim olsa illa onu öldürtürür. İsterse Müslüman olsun fakat. Resulullah'ın dediğim gibi ahlakını Cenab-ı Hak ne bir benze teşbih etmiş. Yok. Ondan sonra dedi ki ona da çoluk çocuğun rızkını temin edecek kadar alabilirsen. Fazla alırsan sahiyanık olur. İşte o kadınlara uzun uzadıya nesihatleri var. Şimdi burada Amr ibn-i Süheyl'in hani teslim edilmesi onu getirdi ya. Bu mezhebe sahip olanlar diyor ki bak bu İslamiyet'in evvelinde var idi. Verilirdi. Fakat sonradan bu nesvedildi. Bir adam Müslüman olduktan sonra verilmez. İmam Ebu Yusuf diyor ki verilir. İmam Azem diyor ki verilmez. Bu İslamiyet'in evvelinde vardı ama fakat sonradan bu nesvedildi. Onu şimdi delilini de getirecek. Ve kalu dediler ki evet. Femimma beyyene enne zalike kezalik. Bu İslamiyet'in evvelinde var idi, nesvedildi. Bunu beyan eden şeylerdendir. أن محمد بن خزيمة حدثنا قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال عمران بن حسين يقول أسرت سقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيف قبيلتي طائفة durur büyük bir kabiledir حجاج الظالمين kabilesi حجاج الظالم bu kabiledendir. Onlar Müslümanlardan, Eshab-ı Resulullah'tan iki kimseyi esir yakaladılar. Esir ettiler. Ve eser Eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in Eshab'ı da esir etti. Raculen min beni Amir ibn-i Sa'sa. Amir ibn-i Sa'sa'dan bir adamı onlar da esir ettiler. O Amir ibn-i Sa'sa Beni Ukeyl'de. O Beni Sekif'le Beni Ukeyl'in arasında tehalük vardı. Yani iki kabile birbirini daima koltuklar. Bunlar hep derler, tahalif oldu mu? Birisine olan hücum öteki derhal ona karşı gelir, yardım eder. فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ مُوَسَّقْ O Beni Akil'den tutmuş oldukları adamı getirdiler, bağladılar. Peygamber Efendimiz oradan geçti, baktı ki adam bağlı. Esir etmişler. فَاَقْبَلَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona ikbal etti, baktı. فَقَالَ O adam dedi, ona bir zemir yapın.
fekale eyil me'sur yahut eyil esir. Yani kale deyince Peygamber Efendimiz'e raci değil demiş. Fekale o esir dedi ki alâ me uhtebes, beni ne için hapsolundum? Alâ me ne üzerine uhtebes, ben böyle hapsolunuyorum, elim ayağım bağlı diye Resulullah Efendimiz'e sordu. Niye beni böyle bağladınız? Kale Peygamber Efendimiz buyurdu ki kale eyin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, ona da bir işaret yapın. Bi cerireti hulefaik, adam çünkü ben herkesten bir şey yapmamış, niçin tuttuğunuz esir ettiğiniz sebebini bilmiyor. Peygamber Efendimiz'e sordu ki niçin beni tuttuğunuz bağladınız? Dedi ki senin, sizin halifiniz olan Beni Sekif'in cürmünden dolayı onunla benim hesabımda iki kişiyi tuttu, esir ettiler. Biz de onlardan tutamadık, siz onların halif olduğunuzdan dolayı seni yakaladık. Yani cürmü yapan Beni Sekif, fakat o cürmü sen çekiyorsun dedi. Sümeme da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bunu dedi yürüdü. Fenadahu, o esir olan adam geriden nida etti. Ya Resulallah dedi. Fe'akbele dedi. Peygamber Efendimiz şefkatle döndü, tekrar ne diyorsun dedi. Fekale lehu lesir, o esir dedi ki dese idin ve ente temliku emrek, sen emrin kendi elinde olduğu halde, sen emrine malik olduğun vakit, yani esir olmazdan evvel ene Müslümin deseydin, eflah le kullel felah, sen felahı bulurdun, tam felahı bulurdun ki ne seni esir ederdiler ne de bu zahmetlere düşerdi. Esir düştükten sonra sen Müslüman olmuşsun, ben ne yapayım? Esir olunca Müslümanların mülkü oldun. Demek ki esir olmazdan evvel bunu deseydin sen esir etmezdiler dedi. Sümeme de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bu cevabı verdi ki fenadahu eyda, tekrar adam bağırdı. Ya Resulullah dedi. Feakbala. Peygamber Efendimiz tekrar ne diyorsun dedi. Fekale dedi ki inni caivan feakim. Ya Resulullah ben acım. Ben esir ettiler, ekmek görmek evet. Acım dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki yünefizüke hacetece. Senin hacetin ben tenfiz ederim. Yani sana söylerim, ekmek yetirsin, versin ve karnını doyur. Sümme innen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, sonra Peygamber Efendimiz fadahu, fidye olarak o adamı gönderdi. Sekife gönderdi. Fidye olarak kim mukabilinde? Bir reculeyni ellezeyni kânet sakifu eserattuma. Sekif'in esir etmiş olduğu ashabdan iki kimseye mukabil gönderdi. Onu ikisini aldı. Şimdi bak buradan delalet ediyor ki İslamiyet'in evvelinde varmış. Adam Müslüman oldu. Yani inni Müslümin dedi ya, Müslüman olmuştu. Öyleyken Resulullah Efendimiz o Müslümanı gönderdi, oradan iki adamı getirdi. İşte öyleyse İmam Ebu Yusuf'un dediği gibi bu. Müslüman olsa bile onu verir, başka bir Müslüman eseri kurtarırsın. Ha, İmam Azem diyor ki bu evvelden vardı. Doğru işte bak, bu Bebet ispat ediyor ki İslamiyet'in evvelinde vardı. Fakat nesk edildi. İmam Ebu Yusuf de diyor ki nesk edilmedi. İhtilaf orada. Haddesena Fahdun, kâle haddesena Ebu Nuaym, kâle haddesena Hammad ibn Zeydin, an Eyyub, an Ebi Qilabe, an Ebi Muhallab, an İmran ibn Hüseyin, kâle. İmran ibn Hüseyin diyor ki, kânetil adba'u. Adba, Peygamber Efendimiz'in bir devesidir. İsmi Adba'dır. Nâhat-ı Resulullah, dişi deve. İsmi Adba'ydı. Bu Adba olduydı. Beni Ukeyl. Beni Ukeyl'den bir adamın idi. Öyle bir adam ki Üsir'e esir edildi. İşte yukarıdaki vaka geçti ya, bir adam tuttu esir ettiler, işte bu adam. فَاُخُزَتِ الْعَدْبَاءُ مِنْهُ. Adba, o deve onun elinden alındı. فَاُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. O adamı da Peygamber Efendimiz'e getirdiler, deveyi de aldılar. فَقَالَ, o adam dedi ki ya Muhammedu, عَلَى مَا تَأْخُذُونِ. Ne üzerine beni tuttunuz, esir ettiniz, ben bir şey yapmadım size. Beni akil ile sizin, beni ukil ile sizin aranızda hep dert de yok. Niçin beni tuttunuz, esir ettiniz? وَتَأْخُذُونَ سَابِكَةَ الْحَاجِ. Ondan sonra سَابِكَةُ الْحَاجِ olan benim Adba isimdeki devemi de aldınız. Beni de aldınız, onu da aldınız. سَابِكَةُ الْحَاجِ demek, yani hiçbir deve onun önünde yürüyemez. Evet. Nasıl hacca giderken süratli giderler? En önde gidene سَابِكَةُ الْحَاجِ derlermiş hayvanların önünde. Bu Adba da böyleymiş. Hiçbir deve onu sebket edememiş.
Evet. Siz beni aldınız, bir de benim sabiketül hac olan Edba ismindeki devemi aldınız. Vakad eslemtu. Halbuki ben Müslüman oldum. Niye tuttunuz, esir ettiniz? Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ahuzuke bi cerireti hulefaike. Ben seni ahsettim, senin hulefan olan sizin, yani beni akbukeydin hulefası olan beni sekifin cürmü dolayısıyla aldım ben seni. Ve kânet sekifu sekif olduydı, kad eseret racülini min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in eshabından iki kimseyi esir etmiş idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de o adamın yanından geçerken ala himarin, himar üzerindeydi. Yaya değildi. Himara binmişti. Aleyhi katifetü. Kendi üzerinde de bir katife bilgi var diyor. Yani ravi o şekilde diyor ki hadisin tam sıhhatine kanaat getirsinler. Resulullah Efendimiz himara binmiş, üzerinde de katife var. O adamın yanından geçerken o adam da, ya Resulullah, beni niçin tuttunuz? Benim suçum ne? Devemin için aldınız. O da dedi ki, sizin teharuf etmiş olduğunuz beni söküp benim hesabımdan iki kimseyi esir etti. Biz de onun mukabilinde seni esir ettik. Onun üzerine fidyeleştiler. Onu yolladı, onları aldı. Fekale ya Muhammed. Onun üzerine o adam dedi ki, inni câyun fe'at'imni ve zem'anu fesbini. Ben acım, ben mukabilimi duyur. Ben susuzum, bana su ver dedi. Çünkü esir elleri bağlıyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, hadihi hadetti. Sen işte hacetin bu, yani emretti onu getirin, bunu yemekini verin, suyunu verin. Tabi esire bakacaklar, yedirip içirecekler. Sümme inner racule, sonra adam fidye bir racülin, bir adam karşılığında fidye olarak verildi. Ve habese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de hapsetti, alıkoydu. El adba'a adba denilen o dişi deveyi alıkoydu. Lirahlihi, kendi rahli için herbe merbe giderken Adba'ya biner, Adba'ya giderdi. Adba'nın yani misli bulunmayan bir develerden birisiydi. İşte o adamdan alındı. O Adba da Beni Ukeyl'den olan o adamın idi. Adamı gönderdi, öteki esiri aldılar. Yukarıki rivayette diyor ki iki adam aldılar, bu rivayette diyor ki bir adam. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Sahavi buyurdu ki فَهَذَا الْحَد۪يسُ مُفَسَّرِ. O hadisi şerif tefsir edilir. Bu kadar değil, izahı var yani. قَدْ اَخْبَرَ ف۪يهِ عِمْرَانُ بْنِ حُسَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Bu İmran ibn Hüseyin رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ haber gördü ki اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz فَادَى بِذَٰلِكَ الْمَأْسُورُ O esir olan adamı fidye olarak değiştirdi. بَعْدَ اَنَا قَرَّ بِالْاِسْلَامِ İslami ikrar ettikten sonra onu fidye olarak gönderdi. Diğer bir Müslümanı kurtardı. Halbuki bu da Müslüman. وَقَدْ اَجْمَعُوا اَنَّ ذَٰلِكَ مَنْ اُسُومُهُ Ulema bütün icmaala dediler ki bu hadis İslamiyet'in evvelinde var idi. Nesk edildi. Bir adam Müslüman oldu mu? Müslümanı gönderelim de başka bir Müslümanı esir alalım. Faydası ne? Bir Müslüman alacaksın, yine bir Müslüman vereceksin. Bunda ittifak var. Yalnız ihtilaf nerede? İhtilaf o adam Müslüman olmazsa. Hristiyan olarak kalırsa bunu verip de bir Müslüman olmak şahit mi değil mi? Onu deyemeyeceğim. Hazan da okundu, burada kalsın. Allah-u Teala, alem ve sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Kale Ebu Cafer, fahadel hadisi müfesser. Kad akbere fihi İmran ibn Hüseyin radıyallahu anhu. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fada bizalike me'sur ba'da en akarra bil İslam. وقد اجمعوا أن ذلك منسوخ وأنه ليس للإمام أن يفتي من أسر من المسلمين بمن في يديه من أسرى أهل الحرب الذين قد أسلموا وأن قول الله تعالى استعذ بالله لا ترجعوهن إلى الكفار قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام قد نسخ اَنْ يُرَدَّ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِ الْاِسْلَامِ اِلَى الْكُفَّارِ Dün buranın bir kısmını okuduk, bir kısmı kaldıydı. Şimdi İmam-ı Tahavi diyor ki, yukarıki hadisi şerif, ki İmran ibn-i Hüseyin radıyallahu anh rivayet eyledi. Peygamber Efendimiz'den bir esir tuttular, Beni Ukeyl'den. O adam Müslüman olduğunu iddia ettiği halde, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sen
esir olmazdan evvel Müslüman olduğunu söyleseydin, seni esir etmezdiler. Felah bulmuş olurdun. Fakat esir olduktan sonra Müslüman oldun. Bu fayda vermedi. Onun için sen esir olarak kalacaksın. Öyleyse ya Resulallah, ben acım, ben susuzum dedi. Onun üzerine bu gazan tenfiz edilir. Bu ihtiyacın giderilir. Onu yaptılar. Fakat o esiri gönderdiler. Onun yerine başka bir Müslüman esiri gerisin geri getirdiler. Öyleyse bir esir alınır. Esirde Müslüman olursa onu küffara verip de küffarların elindeki Müslüman esirleri almak caiz olur mu olmaz mı? Olur diyenler, olur diyenler var, olmaz diyenler var. Şimdi olur diyenler bu hadisi istidlal ettiler, bu hadisi istidlal ettiler, delil getirdiler. Olmaz diyenler de diyorlar ki bu hadis tefsirdi. Bu vaka oldu. Fakat bu hüküm neshedildi. İslamiyetin evvelindeydi. Bu neshedildi. Ona diyor ki fakat ecme'u enne zâlike mensuhud. Ulema icma eyledi ki bu hüküm mensuhdur. İslamiyetin evvelinde vardı. Fakat İslamiyetini ilan ettikten sonra o gönderilmez. Gerisin geri kufara gönderilmez. Ve ennehu leyse lil imam. Yine icma ettiler ki imam için caiz olmadı. En yüftiye men bir kimseyi feda ede. Öyle kimse ki üsire minel müslümin, Müslümanlardan esir edilmiş bir kimseye. Onu fidye olarak, fide olarak verir. Kim mukabilinde? Bimen bir kimse mukabilinde ki fi yedeyhi, imamın elindedir. Min üsra ehlil harb. Ehli harbin esirlerinden, imamın elinde olanı versin de onu kurtarsın. Bu olmadı. Ama ehli harpten esir almışlar ama hangileri? اَلَّذ۪ينَ قَدْ اَسْلَمُوا. Esir düştükten sonra Müslüman olmuşlar. Öyleyse imamın selahiyeti yoktur ki o Müslüman olan esirleri versin de kendi esirlerini alsın. Bunlar da Müslüman. Yani arada fark ne oldu ki? Sen oradan bir Müslümanı kurtaracaksan bir Müslümana esir vereceksin. Müslümanların bunda bir faydası yok. O adam esir düşmüş, düşmüş. Tekrar başka bir suretle onu kurtarmaya çalışacak. Yoksa Müslüman olan bir esiri verelim de onu alalım, bu caiz olmaz dediler. Ve enne kavlallahi teala, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin kavli şerifi, Es-Sâhidu billah, la tercihûhünne ilel kuffâr. Bu Müslüman olan kadınlar hakkında var ki, kadınlar Müslüman olarak gelirlerse, siz onları tekrar küffara icra etmeyin, göndermeyin. Bu ayeti kerime, kad nesaha, neshetti neyi? En yuradde ahadun min ehlil İslam, ehli İslam'dan bir kimsenin reddedilmesini neshayledi ile küffar küffara. Evvelden var idi, verilir, alınırdı, fakat bu neshayledi. Binaenaleyh kaide ne oldu? Alınan esirler Müslüman olursa tekrar küffara iade edilmez. Hiç herhangi bir surette olursa olsun. فَلَمَّا سَبَتَ بِتَالِكِ. Vaktaki bu sabit oldu. وَسَبَتَ sabit oldu ki اَنْ لَا يُرَدَّ اِلَى الْكُفَّارِ. Küffara reddedilmeye. Kim? Ben bir kimse reddedilmeye ki جَاَنَا مِنْهُمْ. Onlardan geldi. Bir zimmetin zimmet sebebiyle geldi. Müslüman olarak değil de kafir ordusundan birisi kaçıp geliyor. Kendisi de kendi dininde. Yalnız diyor ki ben Müslümanların zimmetinde yaşayacağım. Müslümanların gölgesi sayesinde yaşayacağım. Ama gene Hristiyan, gene Yahudi. Fakat kafir devletinin idaresinde yaşamayı istemiyor da Müslüman devletinin sayesinde yaşayacak. Bu da reddedilir mi, edilmez mi? Ona diyor ki bu da reddedilmez. Ve sebete sabit oldu ki enne zimmete zimmet. Tuharrimu haram kılar, ma harramehu l-İslam, İslam'ın haram kıldığını. Bir adam Müslüman oldu mu, nesi haram? Öldürmesi haram, malını alması haram. Zimmet de öyledir. Bir adam İslam devletinin zimmetini kabul etti mi, onu öldürmek haram, malını almak haram. O da neden haram olan şey? Min dimai ehliha ve malihim. Onu yahut çoluk çocuğunu öldürmesi haram, malını alması haram. İşte bu. İslamiyet nasıl haram kılarsa zimmet de öyle haram kılar. Ve ennehu yecibu aleyna. Şu da sabit olmuş oldu ki bizim üzerimize vacip olur. Men'u ehliha min nakdiha ve rücu' ila daril harb. Men'u ehliha, bu zimmet ehlini men etmek, zimmetle gelenleri.
Neden? Min nakdiha, bozmasından, bu zimmeti bozmasından. Min ehlil harb. Ve rücu ile daril harb, daril harbe rücu etmesini. Bir adam zimmetle gelmiş. Bize ne vacip? Bu adam madem gelmiş, İslam devletinin zimmetini kabul etmiş, bize vaciptir ki ona mani olmayalım. Kabul edeceğiz. Yok, biz kabul etmiyoruz. Sen kafirsen, gerisin geri dön. Tekrar git kafir devletine. Biz seni kabul etmiyoruz, sen Müslüman değilsin. Yok, eğer böyle derse Allah'a asi olmuş olur. Niye? Adam İslam devletinin zimmetini kabul etmiş gelmiş. Binaenaleyh siz ona Müslümanlara yapacağınız muameleyi yapın. Müslümanı nasıl muhafaza ediyorsunuzsa onu da muhafaza edin. Bak siyaset görüşüne bak ki bu siyaseti Osmanlı Devleti başından sonuna kadar tatbik etmiştir. Aldığı yerlerden hiçbir kimseyi icbar etmemiştir. Gel illa zoruna Müslüman ol. Çünkü onlar kendi arzularıyla Osmanlı Devleti'ni ihtiyar etmişler. Ordu giderken, İslam ordusu giderken onlar da yardımcı olmuşlar ki Osmanlı'nın adaleti çok iyi olduğundan Osmanlı Devleti gelsin de kendi devletleri yıkılsın. Niçin kendi devletlerinin yıkılmasını istiyor? Kendi devleti zulmediyor. Vuruyor, geliyor, arıyor. Osmanlı Devleti adalet ediyor. Sadece Hristiyanların Katolik ve Protestan meselesinden Katolik öteki Protestan. Yok, Protestan değil. Ortodoks. Ortodoks ile Katoliklerin arasındaki adavete bak. Avrupa'dan gelen Katolik orduları İstanbul halkı Ortodoks olduğundan en evveli onların mallarını talan ederlermiş. Canlarını yakarlarmış. Namuslarını paymal ederlermiş. İcbar ederlermiş. İlla siz de Katolik olun. Yoksa sizi böyle perişan ederiz. Haçlı ordular defaatle böyle geldikçe yine kendi dinlerinde olan Hristiyanlara zulüm yapmışlar. Osmanlı ordusu ise nereye gitmişse kendi dininde kaldı. Katolik misen, Ortodoks musan, kilisene devam et. Dininde ol. Yalnız cizyeyi haracı ver. Tamam. Onun için bak adam kendi hükümetinin yıkılmasını istiyor, Osmanlı'nın gelmesini istiyor. Bazı tarihçiler der ki niçin Osmanlılar gittiler de Avrupa'da İslamiyet'i zorunan bunlara kabul ettirmediler? Ahkam-ı İslamiyet öyle değil ki, zorunan olmaz. Zorunan kabul ettirseydi İslamiyet orada kalmazdı. Bak hala Avrupa'nın nereye kadar gitti? Tam Macaristan'a kadar, oraya kadar gitmiş. Şimdi de kendi arzusuyla gidiyor, o başka. İşte bir kafir, şimdi burada okuduğumuz bu, geldi İslam devletine, ben dinimden dönmeyeceğim ama bu devlette yaşayacağım dedi mi onu himaye etmek o devlete vacip. Evet. İnsan bilmez. Bir de bakarsan ki o adam zimmi olarak geldi. Bir müddet sonra Müslüman oldu. Kendi Müslüman olmadı, evladı Müslüman oldu. O Müslüman olmadı, evladının evladı Müslüman oldu. İşte olur. Zaten İslamiyet böyle çoğalmış. Yoksa Kristori ile çoğalmamış. Kristori ile nihayet ölür gider, nesil de kesilir. Fakat böyle adaleti görünce yavaş 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 bütün milletler Müslüman olmuş. كَمَا يُمْنَعُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ نَقْضِ إِسْلَامِهِمْ وَالْخُرُوجِ اِلَى دَارِ الْحَرْبِ عَلَى ذَلِكَ. Nitekim bir adam ben Müslümanlıktan çıkacağım, gideceğim kafir devletinde yaşayacağım dese, Müslüman devletine ve bize vacip olan şey onu men edeceğiz. Yok, İslam devletine kafir devletine gidemezsin. İslamiyet'ten dönemezsin. Hayır, ben serbestim, ben dinimi terk edip gideceğim dese mani olacaklar ona. Eğer zaten terk ettiği tahakkuk ederse mürtet sayılır. Onu bırakmadıkları gibi de öldürmeleri vaciptir onu. Nasıl ona mani olurlarsa oradan gelen adamı da gerisini geri iade etmek o da caiz değildir. وَكَانَ مَنْ أَسَبْنَاهُمْ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ. Peki biz ehl-i harpten isabet ettiğimiz adamlar. Bunlar oldular diyor. فَمَلِكْنَاهُ. Biz isabet ettik, onlara da malik olduk. سَارَ بِمُلْكِنَا اِيَّهُ. Bizim o adama malik olmamız sebebiyle oldu. Zimmetenlene bize zimmet oldu. Ehli zimmet oldu. Evet. وَلَوَ اَعْتَقْنَاهُ. Biz ona... O esir de geldi İslam diyarına çıktı mı o da ehli zimmet oldu. Velev atakınahu. Şimdi onu getirdik, biz köle ettik. Bunu azat etsek. Lem yuadde harbiyen ba'de zalik. Azat olduktan sonra ona harbi denilir mi? Denilmez. Niye? Ehli zimmet olarak kalır. Dininden dönmese bile. Ve kâne lena. Bizim için oldu. Ahtuhu o adamı
haks etmek ve eda-il cizyeti, cizyeyi eda etmekle ileyine bize. Bu adam geldi, esir olarak getirdik, azat ettik, kaldı içimizde. Peki o adam, ben kafir devletinden geldim, ben sizden değilim, cizye mizye vermem diyemez. Ya sen buraya geldin, ehli zimmet oldun. Ehli zimmet nasıl cizyeyi veriyorsa sen de öyle vermekle mükellefsin. Aksu dediği o, yani icbar edilir. Cizyeyi vermekle icbar edilir. Kemâ nâhuzu bisâiri zimmetina. Diğer ehli zimmetten nasıl alınırsa onlar da öyle, onlardan da alınır. Ve aleyna hifzuhu. Bizim üzerimize de vaciptir ki o adamı muhafaza edelim. Kimse onun canına, malına taarruz etmesin. Evet. Hifzi neden hifzi? Mimma yahfazuhum minhu. Ehli zimmeti neden muhafaza ediyorsa onu da ehli zimmet gibi öyle devlet muhafaza edecek. Ve kâne haramen aleyna. Bizim üzerimize haram olur. En nufâdiye fidyeleşelim. لِعَب۪يدِنَ الْكُفَّارِ kafir olan kölelerimizle اَلَّذ۪ينَ قَدْ وُلِدُوا ف۪ي دَارِنَا öyle kölelerde ki, köleler ki bizim diyarımızda doğdular. Bunları fidye olarak kafirlere gönderelim de kafirlerden Müslümanları esir alalım. Bu caiz değildir, haramdır. Ne için? لِمَا قَدْ سَارَ لَهُمْ مِنَ الزِمَّتِ çünkü onlar ehli zimmet oldular. Ehli zimmet olduklarından dolayı onları gönderip de Müslümanların gerisin geri alamayız. Şimdi burada iki şey var. Bir, harpten aldık esir, esiri getirdik. Esir Müslüman oldu. Bu döndürülmez. Bitti. Yok, kendi dininde kaldı. Kendi dininde kaldı fakat bizim kölemiz oldu. Onu da göndermek caiz değildir. Yok, o burada kaldı, evlendi, çoluk çocuğu oldu. Çoluk çocuğu da kafir olarak. Ana baba ikisi de Hristiyan olursa anasına babasına tabi oluyor. O da Hristiyan yahut da Yahudi, yani ehli küfür olarak kaldı. Ama Dar-ı İslam'da doğdu, büyüdü. Onu da gönderemeyiz. Kendi kölemiz olsa bile verelim de oradan başka bir Müslüman alalım. Madem bu gavurdur, geçsin gavurların içine, oradan iki Müslümanı getirelim. Yok. Madem bizim zimmetimizdedir, ehli zimmette iade edilmez. Esas mesele bu. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna kıyasen en yekûne kezalik böyle ola. هَذَا الْحَرْبِيُّ bu harbide böyle ola. اِذَا اَسَّرْنَهُ biz harbi esir etsek. فَسَارَ زِمَّةً لَنَا onun bizim için zimmeti olsa. وَكَعَ مِلْكُنَا عَلَيْهِ bizim de milkimiz onun üzerine vakı olsa esir ettiğimiz gibi bizim malımız oldu. Evet. Bunun üzerine ola. اَنْ يَحْرُمَ عَلَيْنَا bizim üzerimize haram ola. الْمُفَادَاتُ بِهِ onu fidyeleşmek, onu bir Müslüman karşısında fidye verip de Müslümanı almak bize haram oldu. وَرَدُّهُ اِلَى اَيْدِ الْمُشْرِك۪ينَ müşriklerin eline onu reddetmek, tekrar müşriklerin arasına vermek haram oldu. وَهَذَا قَوْلُ اَب۪ي حَنِفَةَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ İmam-ı Azam'ın kavli de budur. Bu kavli tehir etti İmam-ı Tahavi, anlaşılan o da kendisi de bu kavli tercih etti. Müstakim ol. Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içme, kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Hep geçer alemde hiçbir halete yoktur sükun. Zevka bak değmez teessüf etmeye dünyayı dun. İstikamet şeriadadan seni eyler masum. Hak eder eshab-ı sıkkın hasmını elbet zebun. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. İster isen hıfz-ı de ırzın hudayı lem yezel. Irzına adayı bedhahın bile verme halel. Ta ezelden söylenir halkın dilinde bu mefel. Celbeder elbette insana mükafatı amel. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Hurrelenmez ruz-i ikbalin görüp ehli hıret. Her günü bir kadr eder takip. Her sebti ahad. Seyli mevt ettik de bir bad. Berbat ömrü bahsetmez medet. Böyle ateş meşrep olma, hak olur bir gün ceset. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni.
Halkı tahrib eyleyip de kendin abad eyleme. Bu cihanda ev yapıp ukbayı berbat eyleme. Nef'in için zalimi bir rahme imdad eyleme. Alemi temfir eden ahvali mutad eyleme. Müstakim ol Hazreti Allah'u dandırmaz seni. Seyyiat insana nefsi kemterininden gelir. Her hacalet Adem'e su-i karininden gelir. İzzet-ü zillet mekana hep mekininden gelir. İstikamet müstakimül hale dininden gelir. Müstakimül Hazreti Allah utandırmaz seni. Düşmeni tezlil için hileyle etme iştigal. Hüsn-i efkara olup hail cihanda su-i hal. Yüz suyu dökme teessüf çekme etme kıylukal. Sen sakim olma verir maksudun elbet zülcelal. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. At riyayı elden ıslaha çalış efalini. Boş boğazlık etme tadileyle kıylukalini. Sen ne dürlü saklayım dersen de su-i halini. Hak Teala senden alemdir senin ahvalini. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Haline şeytan güler gördük de sende gafleti. Üstüne güldürme öyle düşmeni betsireti. Hain olma ver emanetle cihana şöhreti. Herkesin destindedir alemde zillü rifati. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Damin-ü kafil olan erzaka haliktir sana. Masivaya serfuru etmek ne layıktır sana. Izdırabı celbeden meyli alayıktır sana. Gayr-i çün düşme lisanı nasa yazıktır sana. Müstakim ol. Hazreti Allah utandırmaz seni. Sallallahu aleyhi ve sellem.